Merhabalar arkadaşlar, hepiniz Gamze Nelemi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere fiyonklu oyanın ütüsü nasıl yapılır bunu göstereceğim arkadaşlar. Öncelikle kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz. Yazmamı serdim arkadaşlar. Oyalarımı da şu şekilde düzeltiyorum. Daha sonra şu şekilde ütümü oyalarımın üzerine bastırıyorum. Burada ileri geri yapmayacaksınız arkadaşlar. Çünkü fiyonklar bozuluyor o zaman. O yüzden ütümüzü oyamızın üzerine bastırıp çekiyoruz sadece. Sert bir şekilde ütümüzü oyamızın üzerine bastırdık arkadaşlar. Şu an fiyonklarım kitap gibi oldu. Hiçbir şekilde bozulma olmaz arkadaşlar. Normalde diğer oyalarımızı düzünden ütülüyorduk. Pardon, tersinden ütülüyorduk. Bunu düzünden ütülüyoruz arkadaşlar. Ve fiyonklarımızın üzerine ütümüzü bastırıp çekiyoruz. Ben buharlı ütüleme yapıyorum arkadaşlar. Buhar düğmesine de basarak buhar veriyorum. Oyalarım bu sayede daha düz oluyor. Fiyonklu oyayı ütülemesi diğer yazmalara göre daha zor oluyor arkadaşlar. Aynı şekilde tüm kenarların üzerinden şu şekilde bastırarak ütümü çekiyorum. Kesinlikle şu şekilde ileriye doğru falan kaydırmıyorum arkadaşlar ütümü. Aksi takdirde fiyonklar dağılıyor, bozuluyor fiyonkların şekli. Ütüsü güzel yapıldığı sürece fiyonklar hiçbir şekilde bozulmuyor arkadaşlar. Kenarların ütülemesini yaptıktan sonra yazmamıza geçiyoruz arkadaşlar. Ve yazmamızı ütülüyoruz. Bu şekilde kenarlardan yine yazmamızı ütülerken fiyonklarımızın aralarına şu şekilde ütüleyebilirsiniz. Ama kesinlikle fiyonklara doğru şöyle ileriye doğru bir hareket yapmayın. Bu sefer fiyonkunuz bozulacaktır. Yazmamın ütüsü bitti arkadaşlar. Şu şekilde kaplıyorum.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar, kitap gibi kaldı oyam. Hiçbir şekilde ne oyamın boyutunda bir çekme oldu, ne bir büzülme oldu. İnci gibi bir oya oldu. Kanalıma abone değilseniz abone olup beğen butonuna basarak bana destek olabilirsiniz arkadaşlar. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.